Diğeri de var. Bence en güzeli yap. And multi could men on the end who parents one and mother brother and great our reason who is the boat Walat ve Buhari din ajoe care a stătit cu democratic buna de a cuvânta chestii de gârtigău pe cea cărând de adnă unda cărând pe înșchere cărând cu cărian pe înțarezande. În bea adie și bo a cuvânta Ahmed de Chine cu dusada Hazarul Nafăzunotul și Arandă de lege gânde sarnăge ea în acea ligeia de Ahmede din dama vânta cărând de adnă unda cărând pe persen. Ahmed Tekin, de Gulana, sala Hazar'ı nasıl unutu çağıranda, Leman Kuşu Ahmet'i, Berbidici ve Düçü ve Sayıta Kurtiyle bu, Cahil Leşkeran ve Dineyzi Kundi, Sarlıgi, Hatta, Davastandı. Leman Kuşu Leşkeran ve Sayıta Seklandı, Cahil ve Rüyana Gordon. Ahmet, Mevani Meya, Win Herin. Bizim gibi Tekin Hat ve Çakir'in, Pişti ve Dilogi, Cahil Kedin, Tuagami, Rahmet Tekin, Nayestandı. Mandata yun senin dozgeriya ricezidi. Dan kun zarokin van verin diken. Lebeli dosya kıbidiyara neşrupantina jipermandariya leşkeriya hattama ahmedine deşandin. Brehi Bedri teki dan hatına kadar vahagu. Şahidin ku pişti bir çakırna kekemin jipermandariya jandarmaya rice dikine hene. Dama diyamen jiboru şakekemin zıpırsı biçe karakoli. Dibinitu, Çavin Ahmet Gürtine, Uşbu, Cepirsini, Dınav Leşkeren de derbaz dike. Düğün haberi de Diyamen Bez Pirinu geri dike. Dema ku Diyamen Eriya, Serpeli ve Behesiban, ku Nabimi, Şahabetti, Ebu Diyamen Hısiye. Çavin Dayık Ahmet, Şibet, Darbeyin, Kufari, Varimi, Kuberi Bugun. Lebeli, Hamur Hürden, Hürden ve Bebe Ancam var. Ve pişti ve diyor ki, car gedi, tu agahi şibireyi ve nesan. Emtizarın ku, undakirinin dibe çarkırını da, pekalinin dermeyi mruvahiye u, politikayın şerin. Davaza ve saskırına hakukayın, u temikirina da dajmentiye ya. Dema ku, akubeta, bundayın o cöpürsün, emtiyar dikim ku, hatta şu pavan neyi gittim, hakikat der ne kebe holi, u adalet neyi saskırın, Emi ticari cibete kuşini haçta gaz ne ağabeyci. Mayıs 1994'te Diyarbakır'ın Kurp ilçesinde Çağlayan'a bağlı Deveboya köyünde Bolu Dağ Komando Tugayı'na bağlı bir askeri konvoy baskın düzenledi. Köy halkına köylerini bir saat içinde boşaltmalar için süre verdiler ve ardından da köydeki bütün evleri yaktılar. Yakılan evler arasında Selim ve Hasan Orhan'ın evleri de bulunmaktaydı. Evleri yakılan köylüler köyün çevresine çadır kurdular ve orada kalmaya başladılar. Selim Orhan ve diğer köylüler 7 Mayıs 1994'te Kulp İlçe Jandarma Komutanlığı'na gidip hasat için köyde kalma izni istediler. Bu kez çadırlarına yakılan evlerin yakınlarına kurdular. 24 Mayıs 1994'te köyün yukarısındaki ziyaret tepesinden köye doğru askerler tekrar gelmeye başladı. Bu üç kişi sağ olarak askerlerin gözetiminde Gümüşsuyu mezrasında Zeyrek karakoluna götürülürken görüldü. Zeyrek köyünde oturan teyzeoğlu onlara su ve ekmek vermek istedi. Ancak izin vermediler. Zeyrek karakolundan sonra Dicle Yatılı Okulu'nda da Erhan ailesini tanıyan ve gözaltında olan Ramazan Ayçiçek, lavaboya giderken Cezayir'i gördüm. Bana bizi işkence yapıyorlar. Babam Hasan Erhan, Allah'tan korkmuyor musunuz? Benim de oğlum asker. Neden bunu bize yapıyorsunuz dedikten sonra
bizi işkenceden çıkardılar. Sonra bize elbise giydirip dağa çıkardılar. Kameraya çekip serbest bırakacaklarını söylediler dediğini Erhan ailesine anlattı. Ardından da daha sonra beni Urfa cezaevine götürdüler. Gazetede olayı okuyan Meyselim Erhan'ın oğlu Adnan Erhan 14.07.2006 tarihinde Diyarbakır Cumhuriyet Savcılığına başvurdu. 30 Nisan 2007'de sonuç geldi. Cesetlerden biri babası Meyselim'e, diğeri ise amcası Hasan'a aitti. Amcaoğlu Cezayir'e ait bir iz bulunmadığı da rapor edilmişti. Kemiklerini alıp bir mezar taşı dikmek isteyen Erhan ailesi bu kez de kemiklerin kayıp olduğunu öğrendi. Kaybolan kemikleri Kurp Savcılığına yazılı olarak sordular. Ancak savcılık kemiklerin kendilerinde olmadığını söyledi. Bu kez 26 Şubat 2009 tarihinde kaybolan kemikleri İstanbul Adli Tıp'a sordular. Gelen cevabı yazıda kemiklerin Kurp Savcılığına gönderildiği bildirildi. Ancak Erhan ailesi bir türlü yakınlarının kemiklerine ulaşamadı. Erhan ailesi Kurp Savcılığına kendileri hakkında suç duyurusunda bulunacağını sözlü olarak söylediğinde Kurp Savcılığı 9 Mart 2010 tarihinde Erhan ailesine kemiklerin kimsesizler mezarlığına birçok kemikle birlikte bir tek mezara gömüldüğünü söyledi. Bu nedenle Erhan ailesi sevdiklerinin ne kemiklerini alabildi ne de onlara bir mezar taşı yaptırabildi. Dava Ahim'e taşındı. Ahim Türkiye'yi mahkum etti.